Merhaba arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son nerede kalmıştık? Hemen hatırlayalım. En son Avrupa'daki modern devlet yapısının ortaya çıkmasından bahsetmiştik. Yani daha doğrusu şöyle söyleyelim. Bu Protestanlığın ortaya çıkması, işte Martin Luther'den falan bahsetmiştik. Şimdi yavaş yavaş işleri biraz daha kızıştıracağız. Neden bahsedeceğiz? 30 yıl savaşlarından bahsedeceğiz. Kısaca yine onları da hatırlayalım. Protestanlık nasıl ortaya çıkmıştı? Biliyorsunuz bu dönemde skolastik düşünce vardı. Yani kilisenin hakim olduğu bir düşünce vardı. Kilise insanlara sürekli zulmediyordu. Yani işte sen işte şu kadar para verirsen ben senin günahlarını affederim. Şu kadar para verirsen sana cennetten bu kadar toprak satarım diye insanların dini duygularını sömürmeye başlamışlardı. Ama işte düşünmek yasak, seyahat etmek yasak, resim çizmek yasak, aklınıza gelebilecek her türlü faaliyet bu dönemde yasaklanmıştı. İnsanlar artık çok bunalmıştı fakat buna tepki gösteremiyorlardı çünkü başta bir kilise yani dini bir otorite vardı. Seyahat etmek neden yasak diyeceksiniz? Çünkü deniz aşırı yani denizlerde şöyle bir düşünce vardı. Eğer okyanuslara açılırsanız aşağı düşersiniz gibi. Neden? Çünkü karşıya gittiklerinde insanların düşündüğünü, ürettiğini görecekler ve ne yapacaklar? Kiliseye karşı çıkacaklar. Bu yüzden bu engelleniyordu. Sonra Martin Luther çıktı ve Martin Luther dedi ki o da bir din adamı. Dedi ki siz yalan söylüyorsunuz. Hristiyanlık böyle bir din değil. İnsanların duygularını kullanıyorsunuz. Eğer dedi madem öyle işte cennetten yer satın alabiliyor. Ben bütün cehennemi satın alıyorum ve kimseyi artık bu cehenneme sokmuyorum dedi. Bir bildiri hazırladı ve bu bildiri sayesinde protesto etmekten protestanlığı meydana getirdi diyoruz. Aynı zamanda Luther'i destekleyenler, Luthercilik de diyebilirsiniz. 30 yıl savaşları deyince de hemen diyeceğiz ki din mezhep savaşlarının evet, şimdi diyeceksiniz ki din ve mezhep savaşıysa kimler savaşmış? Hemen işaretleyelim. Ne yazdığına bakmadık ama Protestanlar ve Katolikler savaşmıştır diyoruz. Bakalım demiş ki nedeni neymiş? Kutsal Roma Germen İmparatoru Ferdinand'ın Protestanlığı kaldırarak tüm Almanları Katolik yapmak istemesi üzerine 30 yıl savaşları ortaya çıkmıştır diyoruz. Ferdinand Protestanları yok etmeye isteyince, buna kalkışınca Bohemia Prensi'yle savaş ilan ediyor. Ve bu savaş sırasında İsveç ve Danimarka'da Bohemia Prensi'ne destek veriyor. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş bütün taraflar, bütün devletler birbirine girmeye başlayacak. Biri birine destek verecek, biri öbürünün karşısına çıkacak gibi. İspanya Ferdinand'ın yerinde yarılırken Ferdinand'ın güçlenmesinden endişe eden Fransa aslında Katolik olmasına rağmen bakın ne kadar siyasi bir nitelikte sahip olduğunu buradan anlıyoruz. Normalde aslında din savaşları diyoruz ama bakın Fransa Katolik olmasına rağmen Protestanları destekliyor. Yani Bohemya, Danimarka ve İsveç'in yanında yer alıyor. Aynı zamanda Hollanda'da savaş sırasında Bohemya'yı destekliyor. Dediğim gibi aslında dini nitelikli desek bile, işte din mezhep savaşlarının sonuncusu desek bile aslında biz bu savaşların tamamen işte siyasi hamleleri olduğunu bileceğiz. Evet, sonra taraflardan bahsetmiş. Hemen taraflara bakalım. Demiş ki Kutsal Roma Germen İmparatorluğu, İspanya, Avusturya, Bavyera işte ve Katolik Alman prenslikleri. Öbür tarafa bakalım. Protestan Alman prensliklerini Fransa, Hollanda, Danimarka, İsveç, Norveç ve İngiltere. Gördüğünüz gibi çok kalabalık bir gruptan bahsediyoruz. Yani neredeyse bütün Avrupa bu savaşa dahil olmuş. Hemen şunlara bakıyoruz. Katolik Alman prensleri ve Protestan Alman prensleri. Gördüğünüz gibi Almanya da aslında kendi içinde bölünmüş. Yani 30 yıl savaşları, işte bu Martin Luther oldukça aslında büyük bir olaydan bahsediyoruz. Sonucunda imzalanan Vestfalya Anlaşması aslında Avrupa'yı derinden sarsmış olay. Evet, 30 yıl savaşları dini nedenlere başlamasına rağmen diğer devletlerin de savaşa katılmasıyla siyasi bir boyuta taşındı demişiz, zaten söylemiştik. Evet, savaşlar sırasında Almanya harabeye döndü. Almanya zaten aslında çoğu zaman bunu duyacaksınız. Almanya savaşlara hep en önde katılır. Son zamanlarda 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı işte 30 yıl savaşları gibi çok büyük yenilgiler alır fakat bir şekilde toparlanıp eski haline dönmeyi başarır. Evet, Kutsal Roma Germen İmparatorluğu yenilgiye uğruyor fakat taraflar arasında Vestfalya Anlaşması'nın imzalanmasıyla savaş sona eriyor diyoruz. Evet, Vestfalya Anlaşması'nı gördüğümüz anda hemen yanına ben yazıyorum. Diyorum ki
Avrupa kamu hukukunun temelleri atılmıştır. Önemli mi? Tabii ki önemli. Artık bundan sonra tamamen bunun üzerine bir düzen kuracağız. Bakalım ne demişler. Protestanlık bir kez daha tanındı ve yayılması serbest bırakıldı. Artık 30 yıl savaşlarından sonra Protestanlık, Kelvinizm, Anglikanizm gibi fikir akımları ortaya çıktı ve artık bunlar istediği şekilde yayılım alanı bulmaya başladılar. Hollanda bağımsız bir devlet haline geldi. Fransa Alsas bölgesini aldı. Prusya Krallığı kuruldu. Gördünüz mü? Bütün dünyayı etkilemiş aslında. Böylece bugünkü Almanya'nın temelleri atıldı. İsveç Krallığı Baltık Denizi'ne çıkmak imkanı buldu. Kutsal Roma Germen İmparatorluğu da dağılma sürecine girdi diyoruz. Evet, hemen bakıyoruz, devam ediyoruz. Demiş ki 30 yıl savaşlarından sonra Kutsal Roma Germen İmparatorluğu dağılma sürecine girerken Fransa Avrupa'nın en güçlü devleti haline geldi. Hemen yazın. Fransa en güçlü devlet. Bazı devletler yıkılırken bazıları tabii ki karlı çıkacak. İspanya Habsburg hanedanlığının egemenliğine girdi. İspanya Portekiz'in bağımsızlığını tanımak zorunda kaldı. Sömürgelerinin bir kısmını aynı zamanda Hollanda'ya kaptırdı. Bu durum İspanya'nın siyasi ve ekonomik yönden zayıflamasına sebep oldu diyoruz. Evet. Osmanlı Devleti'nin 30 yıl savaşlarının yararları demiş. Hemen bakalım burada size söylememiz gereken bir şey var mı? Şunu söyleyebiliriz. Hemen demişiz ki birbirleriyle mezhep düşmanlığı, nefretiyle savaşan Avrupa devletlerinin arasındaki savaşı bırakıp en büyük düşman olan Osmanlı Devleti'ne karşı birlik kurmaya dahi tahammülleri yoktu. Artık Osmanlı Devleti bu dönemde, aslında Osmanlı da bu dönemde zor durumdaydı, zayıflamıştı. Ama bu dönemde Avrupa o kadar çok kendi işleriyle meşguldü ki Osmanlı Devleti zayıf olduğu halde bu dönemi çok rahat bir şekilde yaşadı ve bu dönemi geçirdi. Çünkü bu dönemde bizim çocuk padişahımız 4. Murat vardı ve bu dönemde aslında Osmanlı Devleti saldırıya oldukça açık ve zayıf bir dönemdeydi. Ama dediğim gibi Avrupa'nın bu kadar karışık bir dönemde olması Osmanlı'nın daha uzun yıllar ayakta kalabilmesine sağladı diyoruz. Evet. Evet, demişiz ki Vestfalya Anlaşması'nın Avrupa'da modern devletler hukukundaki yeri. Vestfalya Anlaşması az önce söylediğim gibi Avrupa'da modern devlet anlayışının ortaya çıkmasına önemli rol oynamıştır. Tekrar söylüyorum, Vestfalya Anlaşması Avrupa kamu hukukunun temellerini oluşturmuştur diyoruz. Viyana Kongresi'ne kadar sürecek modern devlet haline gelme sürecini başlatmış ve Avrupa'daki kamu hukukunun temellerini atmıştır. Böylece Avrupa'da orta çağın devlet yapısından modern devlet yapısına geçiş sağlanmıştır. Aslında ne yaptık? Bütün temelleri değiştirdik. Artık yeni yeni yapılara geçmeye başladık. Dediğim gibi oldukça önemli bir dönemden bahsediyoruz. Evet, peki nasıl bir düzen oluşturdu Vestfalya Anlaşması? Hemen bakalım. Devam edelim. Avrupalı devletler ilk kez egemenlik, milli sınırlar, başka devletlerin iç işlerine karışma ve elçilik kavramlarıyla tanıştı diyoruz. Bu kavramlarla birlikte değerlendirildiğinde kendi sınırları içerisinde bağımsız yaşayan, işte kendi sorunlarını kendisi çözen yeni devlet modelleri ortaya çıkmaya başladı. Evet, din birliği esasına dayalı olarak kurulan Kutsal Roma Germen İmparatorluğu siyasi gücünü kaybetti. Artık zayıfladı, zaten biliyorsunuz ki kilise de önemini kaybetmeye başlamıştı. Artık bundan sonra biz sanki farklı zamanlardaymış gibi anlatıyoruz ama hepsi aşağı yukarı aynı zamanlarda gerçekleşiyor. Bakın, kilise önemini kaybederse aynı zamanda ne ortaya çıkacak? Rönesans ve reform. Neden diyeceksiniz? Çünkü kilise önemini kaybederse, kilise insanların üzerindeki baskısını çekerse insanlar ne yapmaya başlayacak? Özgür düşünmeye başlayacak. İşte düşünecekler, ortaya ürünler çıkartmaya başlayacaklar, sanat yapmaya başlayacaklar, bilim yapmaya başlayacaklar. Ve bu dediğim gibi Rönesans reformu ortaya çıkartacak.
Daha sonra bununla beraber bütün Avrupa'nın hızlı bir şekilde gelişmesine sebep olacak diyoruz. Evet, sonra anlaşma ile Protestanlığın serbest bırakılmasıyla Katolikleri tek çatı altında birleştirme hayalleri de maalesef suya düşmüş oluyor. Bu dönemde Habsburg hanedanı eski gücü ve önemini de kaybediyor dediğim gibi. Şöyle düşüneceğiz. Güçlü olan eski topluluklar ne yapacak? Tam tersi gücünü kaybedecek ve yerine yeni güçlü topluluklar ortaya çıkaracak. Devletler arasındaki ittifaklarda din birliği yerine çıkar birliğine bıraktı. Bundan sonra biz tarih boyunca sürekli çıkarlardan bahsedeceğiz. Bu durum Katolik Kilisesi ve Papa'nın devletler üzerindeki nüfusunu da azalttı. Zaten söylemiştik, artık kilisenin pek bir önemi kalmadı. Çünkü insanların kiliseye olan güveni azaldı. Evet, İngiltere Kralı 1. Charles 30 yıl savaşlarında parlamentoya danışmadan Fransa ve İspanya'ya savaş açması ve vergileri arttırması parlamentonun tabii ki tepkisini çekecek. Ve haklar bildirisi yayınlayan parlamentoyu kral dağıtacak. Bu şekilde başlayan işte savaşlar başlayacak bu şekilde. Çünkü bir parlamentoyu dağıttı, olması gerekenin tam aksi şekilde savaşı ilan etti. Aynı zamanda vergileri kafasına göre arttırdı. Bu yüzden ne yapacak? Tabii ki savaşlar ortaya çıkacak ve uzun yıllar bu mücadeleler devam edecek. Bu tarihte parlamentonun yayınladığı haklar bildirisine uyacağını daha sonra yemin etti. Çünkü artık savaşı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalınca 3. Wilhelm ne yapıyor? İngiltere kralı oluyor ve 3. Wilhelm'in bütün devlet işlerinde parlamentonun onayını almayı kabul etmesi üzerine İngiltere'de meşrutiyet kesin bir şekilde gerçekleşti. Artık kral kesinlikle birine bağlı, kafasına göre hareket edemiyor. O yüzden biz ne diyoruz? Artık cumhuriyetin ilk aşaması, yani meşrutiyet karşımıza çıkıyor. Evet, ayrıca parlamenter hükümet ve hukukun üstünlüğü gibi demokratik ülkeler Avrupa'da ilk kez görülmeye ve duyulmaya başlanmış. Zaten bunların hepsini tahmin edebiliyoruz. Nereden? Demiştik ki Avrupa kamu hukukunun temelleri oluştu. O zaman ne yapacağız? Artık yavaş yavaş biz demokrasiden, meşrutiyetten, cumhuriyetten bahsetmeye başlayacağız. Evet, hemen yakınlaştıralım tahtımızı. Ne demişiz? Hemen tarihimizde yazalım. X'e ne diyorduk? 10. V'ye ne diyorduk? 5. Ve ne yapmışız? Yanına da iki çizgi çizmişiz. 17 demişiz. Evet, 17. yüzyılda denizcilik faaliyetlerinde yaşanan değişimler demişiz. Evet, ilk ve orta çağlarda dünya ticaretinin en önemli merkezi Akdeniz. Akdeniz sadece, yani ilk ve orta çağlarda değil, şu andan da bahsetsek Akdeniz her zaman oldukça önemli ve oldukça uzun yıllar Akdeniz için mücadele etmiş bütün devletlerden bahsedebiliriz. Ama coğrafi keşiflerle birlikte Akdeniz bir dönem önemini kaybetti diyoruz. İç denizlerden dış denizlere, okyanuslara kaydı ticaret demişiz. Akdeniz'den Atlas Okyanusu, Büyük Okyanusu ve Hint Okyanusu gibi okyanuslara ticaret kaydı. Fakat daha sonra baktılar ki bu yol çok daha uzun. O yüzden Akdeniz tekrar önemini geri kazandı diyoruz. Evet, bu değişikliklerin yaşanmasında iki önemli unsur vardı tabii ki. Biri pusula, biri de gemi yapımı. Diyeceksiniz ne alaka? Çünkü pusula bulunmasa Akdeniz'den okyanuslara geçemezler. Bu kadar büyük denizlerde yollarını bulamazlar. Aynı zamanda Akdeniz'de kullanılan gemiyle okyanuslarda kullanılan gemiler birbirlerinden çok daha farklı. Akdeniz'de daha küçük kürekli gemiler kullanılabilirken okyanuslar için daha büyük yelkenli gemilere ihtiyaç var. Evet, pusula kaybolma korkusu olmadan açık denizlere çıkma fırsatı sağlamış diyoruz. Aynı zamanda icat edilen yelkenli ve sağlam gemiler insan gücüne ihtiyaç duymadan fırtınalarla rahatlıkla baş etmeyi ve uzak mesafelere de ulaşabilmeye imkan vermiş. Şöyle düşünün, koskoca okyanusta kürekle ne kadar gidebilirsiniz? Bu yüzden ne yapmışlar? Yelkenli gemilere ihtiyaç duymuşlar diyoruz. Evet. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Evet, demiş ki İspanya, Portekiz, Hollanda, İngiltere ve Fransa gibi Avrupa devletleri teknolojinin kendisine sağladıkları avantajları kullanarak yeni yerler keşfetmeye ve sömürmeye başlamışlar.
Evet, iç denizlerde yapılan ticaret Venedik ve Ceneviz gibi İtalyan şehir devletleriyle Osmanlı devleti bu değişime hemen ayak uydurma ihtiyacı duymadığı için geri kalıyor. Neden diyeceksiniz? Osmanlı kendisinin hala bu dönemde güçlü olduğunu ve Avrupa'nın çok daha geride olduğunu düşünüyor. Fakat maalesef bu dönemde yanılıyor. Aslında kendisini hızlı bir şekilde toparlasaydı belki bu duruma düşmeyecekti. Fakat dediğimiz gibi kendisinin bu kadar geri kaldığını bu dönemde Osmanlı devleti fark edemedi. Keşfedilen yerleri derken coğrafi keşiflerden bahsediyoruz. Sömürge haline geçen Avrupa devletleri, bu sömürgeleri hemen boşlukları da dolduralım. Ham madde ve pazar kaynağı olarak kullanmaya başladı. Coğrafi keşiflerden bahsederken de bahsedeceğiz. Ne yaptı Avrupalı devletler? Yeni buldukları toprakları hemen ele geçirip buraları sömürmeye, yeraltı zenginliklerini, yerüstü zenginliklerini kullanmaya başladılar. Bir de şöyle bir tabir kullandılar. Dediler ki Avrupa'nın zenginlikleri, Amerika'nın zenginlikleri Avrupa'ya akıyor. Tabii ki de böyle bir şey yok. Ne yaptılar? Aslında biz buna düpedüz çalmak diyoruz ama daha yüzeysel, sanki aslında böyle bir şey yapmamışlar gibi üstünü kapattılar. Evet, gümüş ve değerli madenleri ne yaptılar? Kendi ülkelerine aldılar ve merkantilizm adı verilen bir ekonomi politikası ortaya çıkarttılar. Merkantilizmde amaç değerli madenlerin ülke dışına çıkışını engellemek. Yani ne yapmaya çalışıyorlar? Tamamen bütün madenleri, bütün zenginlikleri kendileri kullanmaya çalışıyor. Bunun için de sınırları ne demişler? Sınırlama getirmişler tabii ki ve ihracata teşvik etmişler. Ne yapıyorlar? Ham maddeyi çok daha cüzi miktara kendileri alıp bunu işleyip çok daha pahalıya satıyorlar ve böylece kendileri çok zengin olurken fakirin daha da fakir olmasına sebep oluyorlar. Merkantilizm tamamen zaten bu. Zenginin daha da zengin olması, fakirin daha da fakir kalmasını sağlayan bir sistem. Evet, şöyle birazcık yukarı çıkalım. Demişiz ki sömürgeci devletlerin bu politikaları denizlerdeki askeri mücadeleleri arttırırken uluslararası ticaretin de gelişmesini sağlamıştır. Evet, nerede kaldık? Evet. Demişiz ki bu askeri ve siyasi rekabeti üstünlük sağlayan İngiltere. İngiltere üzerine güneş batmayan imparatorluk diyoruz. Neden böyle bir ünvana sahip? Çünkü o kadar çok sömürge toprağı var ki birinde güneş doğsa birinde batacak. O yüzden dediğimiz gibi İngiltere bu dönemde en fazla kar sağlayan ülke haline geliyor. Uluslararası ticaretin en önde gelen devleti oldu demişiz. Siyasi ve askeri güç sayesinde İngiliz asıllı yatırımcılar Doğu Akdeniz Ticaret Şirketi'ni kurdular. Önemli ve önemli sınavlarda soru olarak geliyor karşımıza. Bu şirket 19-17. yüzyıldan itibaren ticari bir teker haline dönüşüyor. İngiltere doğudan batıya kadar dediğim gibi çok büyük topraklara sahip olduğu için bir sömürge imparatorluğu haline geliyor. Hollanda 18. yüzyıldan itibaren kıtalar arası deniz ticaretinde İngiltere'ye rakip olabilecek oranla kendini büyütüyor demişiz. Evet, şimdi Osmanlı Devleti'nin denizlerdeki hakimiyetinin zayıflamasından bahsedeceğiz. Çünkü aslında az önce söylediğimiz gibi Osmanlı Devleti'nin zayıflamasının en önemli sebebi kendisinin geri kaldığını ve Avrupa'nın bu kadar ilerlediğini fark etmemesi. Hemen bakalım ne demişiz? Osmanlı Devleti bir kara devleti olarak kurulsa da kısa sürede kendisini geliştirip kendisine bir donanma oluşturup denizlerde de güçlü bir devlet haline geliyor. Kuruluşundan sonra ilk dönemler güçlü olduğu dönemler Osmanlı Devleti'nin oldukça güçlü bir donanması var ve oldukça güçlü ve önemli savaşlar kazanıyor. Fakat daha sonra işte Fatih Sultan Mehmet döneminde Karadeniz'deki Türk hakimiyetini sağlıyor diyoruz. Akdeniz'de hakimiyet kurma çabalarına giriyorlar. Fas'ı ele geçiriyor ve artık Akdeniz'i de kendi himayesi altına alıyor. Fakat daha sonra Akdeniz'deki bu güç Osmanlı Devleti'nin Duru Anlaşması'na sebep oluyor. Karadeniz'i ve Akdeniz'i bir Türk gölü neredeyse haline getirdikten sonra Osmanlı Devleti artık denizlerde durağanlaştığı için, mücadele etmediği için Osmanlı donanması gittikçe zayıflıyor ve dediğim gibi Osmanlı Devleti maalesef bunun farkına varmıyor. Evet. Neden Osmanlı Devleti zayıflamıştır? Az önce söylediğim madde şu. Osmanlı Devleti'nin Akdeniz ve Karadeniz'de üstünlüğünü sağlaması ve artık Karadeniz'de ve Akdeniz'de mücadele etmemesi, Osmanlı donanmasının durağanlaşmasına, hareketsizleşmesine
ve artık geri kalmasına sebep olmuştur. 17. yüzyılda sık sık padişah ve devlet adamının değişmesi, yani siyasi istikrarın sağlanamaması. Eğer merkezi otorite güçlü değilse zaten ne sizin donanmanız ne ordunuz bir başarı elde edemez. Coğrafi keşifler sonucunda ticaret yollarının değişmesi, ne demiştik? Osmanlı için oldukça önemli bir merkezdi Akdeniz, ticaret için de öyle. Biz ne yapıyorduk? Akdeniz'e hakim olduğumuz için bunlar oldukça faydalanıyorduk. Fakat ticaret yolları değişince, Akdeniz'in önemi Büyük Okyanus, Atlas Okyanusu ve Hint Okyanusu'na kayınca ne yaptık? Biz bütün ticaret gelirlerimizi kaybetmeye başladık. Evet, ticari kaybın azalması için kapitülasyonlar verilmesi. Bu Osmanlı etkinin yaptığı en büyük hatalardan biri. İlk başta güçlüyken de biz aslında kapitülasyon vermiştik. İlk başta sadece Fransa'ya vermiştik. Bizim yanımızda olsunlar diye biz zaten güçlüydük. Bu bize zarar vermezdi. Ama biz zayıflamaya başladıkça, Osmanlı devleti zayıflamaya başladıkça bu kapitülasyonlar bizim altından kalkamadığımız durumlara dönüşmeye başladı. Bu yüzden de Osmanlı Devleti'nin zayıflamasına sebep oldu diyoruz. Avrupa'daki bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelere çok ilgi duyulmaması, bu da aslında az önce söylediğimle benzer, Osmanlı Devleti kendisinin oldukça güçlü olduğunu ve buna ihtiyaç duymadığını düşünüyordu. Çünkü Avrupalı devletler uzun yıllar Osmanlı Devleti'nden çok daha geriydi. Bu yüzden dediğim gibi Osmanlı Devleti bunları öğrenmeye çok da ihtiyaç duymadı. Evet, son başlığımız Osmanlı Devleti'ndeki kalyon ve kadırgalar. Kadırgadan kalyona geçiş demiş. Hemen kadırga ne? Ona bir bakalım. Osmanlı Devleti dedik ki Akdeniz'de ve Karadeniz'de hakim. Bunlar okyanuslar gibi kocaman denizlerden bahsetmiyoruz. Daha küçük denizler. Bu yüzden de Osmanlı Devleti daha küçük, kürekli, manevra kabiliyeti daha yüksek gemileri kullanıyordu. Buna ihtiyaç duyuyordu. Ama bir süre sonra güzergah değişince ne yapmak zorunda kaldı? Karşısında büyük büyük yelkenli gemiler görünce kendi donanmasını da değiştirmek zorunda kaldı. Ve bunun yerine kalyonlara, yani büyük yelkenli gemilere, manevra kabiliyeti daha düşük ama daha korunaklı, işte daha dayanıklı gemilere geçmek zorunda kaldı. Aslında özetle bu. Ama biz kitabımızın yazdığına da bir bakalım. Evet, hemen bakalım. Demiş ki Osmanlı Devleti'nin donanmasının çekirdeğini kuruluş yıllarında hakimiyeti altına alınan, hemen boşluğu dolduralım, Karasioğulları. Karasioğullarının donanması oluşturmuştur diyoruz. Deniz kuvvetlerinin güçlendirilmesi amacıyla Osmanlı ülkesinde tersaneler açılmıştır. Ve burada çağa uygun gemiler inşa edilmiştir diyoruz. Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul fethedilmek için işte büyük ölçüde bu donanma güçlendiriliyor. Kanuni Sultan Süleyman zamanında da en güçlü zamanlarını yaşadığı için zaten devlet. Tabii ki de donanma da aynı ölçüde zenginleştiriliyor. Osmanlı Devleti Karadeniz ve Akdeniz'de egemen güç olduğu dönemlerde dediğim gibi kullandığı gemiler kadırga tipi gemiler. Daha küçük kürekli insan gücüyle hareket eden ve sadece yelkeni yön vermekte kullandıkları küçük gemilerden bahsediyoruz. Bu Osmanlı için yeterliydi. Ama daha sonra bu yaşam şartları değiştikçe, işte dediğim gibi Avrupa geliştikçe artık kadırgalar yeterli olmamaya başladı. 1645'te 24 yıl süren Girit kuşatması, biliyorsunuz bizim için aslında çok da başarı diyemediğimiz bir kuşatma oldu. Osmanlı donanmasının çağın gerisinde kalmaya başladığını bize gösterdi. Artık yavaş yavaş biz dedik ki bu gemileri değiştirmemiz lazım. 24 yılda küçücük bir adayı fethediyorsak demek ki bu donanmanın düzelmesi gerekiyor dedik. Ve Venediklilerin yelkenle hareket eden kalyon adı verilen uzaktan top atışına imkan sağlayan gemilerini Osmanlı Devleti örnek alarak kalyon tipi gemiler yapmaya başladılar. Ve bir süre sonra dedik ki Girit'i fethedebildik. Yani aslında başarılı olmaya başladığımızı düşündük. Evet, 17. yüzyılda Avrupa'da artık okyanusa dayanıklı yelkenli manevra kabiliyeti çok yüksek. Dediğimiz gibi uzaktan top atabilen etkin işte gemiler kullanılmaya başlandı. Ama Osmanlı Devleti'nin donanması bunları karşılayacak nitelikte değildi. Yani Osmanlı artık zayıflamaya başladığı için donanma olarak da bunları tamamlayamıyordu. Tersane-i Amire adı verilen bir kurum oluşturdu ve burada yelkenli gemi inşa etmeye başladılar. Fakat ne kadar kurarsanız kurun, işte başlamaya çalışsanız da
olur ama hiçbir şekilde bunu tamamlayamayacağız. Çünkü biz mühendislik olarak yani bilgi eksikliğine sahibiz. Osmanlı Devleti az önce dediğim gibi Avrupa'dan bazı şeyleri örnek alma gereksinimi duymadı. Bu da daha sonra bizim bilgi eksikliğinden dolayı bu yenilikleri takip edemememize sebep oldu. Ama tabii ki aynı zamanda bu sadece istememekten de değil, çok sık padişah değiştiği için gelen padişahların yaşlarının çok küçük olmasından dolayı ya da işte akli melekelerinin yerinde olmamasından dolayı gibi sebeplerle tabii ki Osmanlı Devleti geri kaldı. Ve dediğimiz gibi Osmanlı artık denizlerde başarı kazanamamaya başladı. Evet, ünitemiz burada bitti.